Evet, bugün Napolyon'la ilgili konuşacağım. Aşağı yukarı 10 yıl önce BNP'nin sponsorluğunda her yıl ilkbaharın son aylarında düzenlenen bir tenis turnuvası olan Fransız Açık öncesinde Amerikalı sporculardan birini, bir kadın sporcuyu limuzinle tüm günlük bir Paris turuna çıkartıyorlar. Turun sonunda ev sahibi Amerikalı kadın sporcuya soruyor. Paris turunda en çok neyden hoşlandınız? Kadın, en güzel şey şu küçük ölü adamın mezar anıtıydı diye cevap veriyor. Bu benim yüzümden kaçmış. Napolyon benim için pek değilse de pek çok insan için hala enteresan birisi. Yaptığınız okumada bu konu gayet açık bir şekilde ele alınıyor. Onun için ben bugün sadece bir iki konuyla ilgili konuşacağım. Her şeyden önce Napolyon'un Korsikalı olması ne ifade ediyor? Ondan sonra rahmetli David Bell'in ortaya attığı bir soruyu ele alabiliriz. Devrimci dönem, özellikle de Napolyon dönemi, sizin de doğduğunuz 20. yüzyılın insanların anladığı anlamda bir genel harp miydi? Sonunda fazla abuk subuk konulara girmeden sadece Napolyon'un en önemli başarının ne olduğu hakkında konuşalım. Birisinin yaptığı sayıma göre, bu birisi ben değilim, 1980 yılına kadar Napolyon üzerine farklı dillerde en az 220 bin kitap ve makale yayınlanmış. Napolyon'a düşkünseniz veya onun hakkında okumak istiyorsanız son zamanlarda yayınlanmış 3 kitap var. İngilizce olarak oldukça iyi sayılabilecek Stephen Englund'un Napolyon Siyasi Bir Tarih başlıklı kitabı önemli. Bu kitap 3-4 yıl önce çıktı ve yakın zamanlarda Fransızca'ya çevrildi. Kendisi Napolyon'dan nefret etse de Philip Diver'ın Napolyon'un 1799 yılına kadar ele alan kitabı, Napolyon'un kariyerinin erken yılları hakkında enteresan bir çalışma. Son olarak da belki de en tartışmalı kitaplardan biri David Bell'in kitabı, İlk Genel Harp. Bu kitabın ele aldığı bazı konuları birazdan size aktaracağım. Hatırladığım kadarıyla aşağı yukarı 6-7 yıl önce Litvanya'da bir sürü ölü kemiği buldular. Kemikler zaten ölü olur. Sanırım bu kemikler 200 yıldır falan oradaymış. Ama burası bir mezarlık değil. Çünkü insanlar uygun bir şekilde gömülmemişler. Burası 1812 yılında Napolyon'un büyük ordusunun büyük bir kısmının son nefesini verdiği bir yer. 1812 hala sürüp gidiyor. Eğer dönem ödevi için hala bir konu arıyorsanız, benim bazen Fransa tarihiyle ilgili derslerimde kullandığım enteresan bir kitap var. Adı Napolyon'un piyadelerinden birinin günlüğü. 1812'ye gelindiğinde büyük ordunun çoğunluğu zorunlu askerlik hizmetini yapanlardan veya bazı müttefik devletlerden yapılan anlaşmaların şartlarına uygun bir şekilde sağlanan askerlerden oluşuyordu. Bu kitabın Doğu Avrupa'nın işlerine doğru işgal ederek ilerleyen Napolyon ordularında asker olmanın nasıl bir şey olduğunu ele alan çok enteresan bir hikayesi var. Bu arada Napolyon üzerine internette bir kez daha tarama yaptım. Neden yaptım bilmiyorum ama 220 bin kitap içinde başlıkları sizi yanıltmasın ama 1894 yılında yayınlanmış klasik kitap olan Napolyon ve Kadın Milleti veya 1927 yılından Napolyon ve Kadın Arkadaşları ve 1929 yılından Napolyon Aşık başlıklı kitaplar var. Böyle çok kitap var ve 1937 yılında yayınlanmış bir Kanadalı'nın gözünü Napolyon diye bir kitap var. Bir ders kitabında Napolyon'un hayatıyla ilgili bol miktarda bilgi veriyorum. Şimdi Napolyon ve Korsika konusuna bir bakalım. Bir defasında bir grup Yale mezununu Napolyon'un 15 Ağustos'u doğduğu Ajaccio'daki evine götürdüm. Sonunda bozuştuğu Paolo isminde Korsikalı bir vatansevere 1789 yılının 12 yazısında yazdığı bir mektupta hürriyet izdihamında ve kan serinde boğulan Fransızların kıyılarımız boyunca yani Korsika kıyıları yarattıkları görüntünün milletin midesini kaldırdığı bir zamanda doğdum. Gözüme çarpan ilk şey böyle tiksindirici bir manzaraydı. Ölmek üzere olanların bağırışları, ezilmişlerin sızlanmaları ve çaresizlerin gözyaşları doğduğumda beşiğimi çepeçevre sarmıştı. Korsika eminim biliyorsunuz bir ada, büyük bir ada. Sardinya'nın kuzeyi.
İtalya'ya ait. Başlangıçta Korsikalı kökenlerine de gurur duyup yaşadığı adayı işgal eden Fransızlardan nefret ediyordu. Tabii ki Fransız devrimi bütün bunları değiştirecekti. Onun için Fransız devrimi nasıl bir fark yarattığını görmek üzere Robespierre ve diğerlerine yaptığımız gibi Napolyon'a da bir göz atmak iyi bir fikir. Burada bir parça Diver'in kitabından faydalanacağım. 1785 ile 1795 yılları arasında, yani 16 ve 26 yaşlar arasında Napolyon bazı notlar alıyor, eskizler yapıyor ve Korsika'ya ne kadar bağlı olduğunu gösteren kısa hikayeler kaleme alıyor. Bütün bunlar aynı zamanda devrime ve Fransa'ya kucak açtığında Napolyon'un yaşadığı değişimin çarpıcı boyutunu bize sergiliyor. Fransa değil, Korsikaca konuşuyordu. Fransızca'nın ikinci diliydi. Korsikaca bir dildir. Bu dilin Kuzey İtalya'nın yerel dillerinden biriyle veya bir lehçesiyle daha fazla bağlantısı olan bir yerel dil olduğunu biliyoruz. Aslında Korsika civarında arabayla şöyle bir dolaşırsanız duyacağınız radyo istasyonlarının büyük bir kısmının Fransız değil İtalyanca olduğunu fark edeceksiniz. Napolyon Fransızca öğrendi ama bir sürü yanlış yapıyordu. Hayatının son yıllarında bile Fransız yazarken hiçbir hata yapmasına rağmen konuşurken hala yanlışlar yapıyordu. Çift diliydi ama aksanı hiçbir zaman kaybolmadı. Kuzey Fransa'da yaşayan insanlarla ilgili ilginç notlardan bir tanesi özellikle güney aksanlarını fazla tahammül edememeleridir. Aslında Korsikalılarla ilgili kalıplaşmış şeylerden bir tanesi hepsinin Paris'te polis oldukları, hepsinin soyadının sonunda İ harfi var. Çok güçlü bir güney Fransız aksanına sahipler. Toulouse veya Fransa'da bizim yaşadığımız bölgenin her zaman ayırt edebileceğiniz Ardèche aksanı gibi bir şey değil. Fransızca bilenleriniz varsa eğer bilmiyorsanız zerre kadar fark etmez. Mesela birisi Quatrevent yerine Quatrevent diyor. Veya büyük insan hakları savunucusu René Cassin'in ismini söylerken Cassin diyor. Veya Van yerine Van diyor. Bir kadeh şarap Moi je prends un verre de vin diyor. Napolyon'la ilgili çok meşhur bir hikaye. Genç yaşta askeri okula gittiğinde insanların onun aksanına dalga geçtikleridir. Bununla ilgili birazdan daha fazla bilgi vereceğim. Her neyse, başlangıçta Fransa'dan nefret ediyordu ve Korsikalı olduğunu kabul ediyordu. Kültürel olarak marjinal kaldığını hissediyordu. Kişisel yalnızlığı bunu daha da pekiştiriyordu. Herkesi biraz depresyona sokacak olan Rhône Nehri kıyısındaki Valence tayini çıktığında intihar etmeyi ciddi ciddi düşündü. Kitap okumaya ve kendi başına dolaşmaya çok vakit ayırıyordu. İlk günlerinde arkadaşı falan yoktu. Cenova Cumhuriyeti'nin parçası olan ve hemen karşı kıyıdaki Cenova'nın bir liman şehri olan Korsika'yı 1768 yılında bırakıp Fransa'ya sattılar. Fransız devleti yoğun bir şekilde yerel bir Korsika soylu sınıfı yaratmaya çalıştı. Böylece Napolyon'un ailesi Bonapartlar, Bonaparte isminin ilk dört harfindeki U'yu daha sonra çıkarttılar. 1771 yılında Fransızlar tarafından soylu olarak ilan edildi. Bildiğiniz gibi bütün soylular zengin olmak zorunda değil. Fransızca'da Honorable denilen fakir soylu kavramı onun durumunu izah ediyor. Babası Carlo Bonaparte'nin 8 çocuğundan 4'ü Napolyon dahil Fransa'da eğitimleri sürdürmek için burs aldılar. Fransa'nın kuzeyinde Brienne diye bir yere gönderildiler. Bu okuldaki 110 öğrenciden 50'sine kraliyet öğrencileri dinliyordu. Burada bir başka burslu öğrenci olan Robespierre'in aşağı hareketli kariyeriyle karşılaştırma yapılabilir. Burada yanlış olan hiçbir şey yok. Tek şey orada aynı zamanda zengin soylu çocukları da vardı ve bu Napolyon'u alay konusu yapmak için bir başka gerekçe olacaktır. Valence tayini çıktığında Rhône Nehri kıyısında şimdi arabayla Lyon'un güneyinden bir saat mesafedeki bu kasabada yazı yazmaya devam etti. Hayatın onun için bir yük olduğunu yazdı. Çünkü keyif alacak hiçbir şey yok. Acıdan başka hiçbir şey yok. Bu bir yük. Çünkü yaşadığım ve belki de hep birlikte yaşamak zorunda kalacağım kadın ve erkeklerin sahip olduğu gelenekler benden ay ışığının gün ışığından farklı olduğu kadar uzak. Yine de hayatında bir Fransız etkisi vardı. Filozofları okuyordu. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu'yu okumuştu. Karşılaştırma yapmak konusunda ısrar etmek istemem. Çünkü Robespierre'den birçok açıdan farklıydı. Ama 1791 yılında aynı Robespierre gibi akademi desteğinde
bu seferki Lyon Akademisi düzenlenen bir makale yarışmasına girdi. Yazdıkları çoğunlukla kökenleri konusunda bir saplantısı olduğunu ortaya koyuyor. Erken dönemde yazdıklarının pek çoğunu ben okumadım ama Philip Diver okudu. Okuldaki sınıf arkadaşlarından birisi Napolyon'u Korsikalı isyancı Paoli'ye yardım etmeye koşarken bir karikatürünü çiziyor. Bununla ilgili olarak arkadaşıyla bir tartışma yaşamış olmalı. Bu arada rakibi olarak gördükleri de çekişmeler yaşıyor. Uzun bir süre önce sanırım 1920'lerde yapımcı Abel Gance Napolyon diye 3,5 saatlik fazlasıyla sıkıcı ve sessiz bir film yapmıştı. Bu filmin en meşhur sahnesi hiç tartışmasız bir kartopu savaşı. Burada Napolyon bir kartopu savaşını çok ciddi bir boyuta taşıyor. Taktikler deniyor falan. Bir bakıma kendi bağımsızlığı için ve Fransa sahillerine iyi veya kötü bir tarihle vurmuş Fransız olmayan bir Korsikalı olarak statü için savaşıyor. Bu noktada ne olduğu konusunda gerçekten çok emin değil. 100 sayfadan daha az bir Korsika tarihi yazmaya başlıyor. Bu yazdığını Fransız devriminden sonra 1790'ların başında yeniden gözden geçirecek kadar ciddiye alıyor. Philip Diver'a göre bu kitabın içinde Korsikalıları Cenova'nın hakimiyetinden kurtulurken ve Fransızlarla savaşırken cesur ve kahramanca tasvir ediyor. 24 yüzyıldan daha fazla bir süre diye yazıyor. Aynı sahneler hiçbir kesintiye uğramadan tekrarlanıp durdu. Aynı inişler çıkışlar, aynı tarihsizlikler ama aynı cesaret, aynı kararlılık, aynı ataklık. Mektupları ve yazdıkları kimleri okuduğu konusunda fikir veriyor. Baskının gölgesinde kraliyet otoritesine karşı özgürlüğünü arayan Korsika'yı betimlerken filozoflardan ne kadar etkilendiği belli oluyor. Böylece filozofların uğraştığı konuları Korsika'nın özgürlük için verdiği mücadelenin savunmasıyla bağlantılandırıyor. Daha 1790'larda bu yorum doğruysa kendi kimliğini Korsikalı ve Fransız olarak tanımlamıyor. Sadece Korsikalı olarak tanımlıyor. 1799'a gelindiğinde Brumaire'in 18'inde Kurnaz Abessieyes yardımıyla iktidara geldiğinde Fransız kimliği onun Korsikalı kimliğine üstün gelmişti. Burada soru sadece en kestirme yolu seçip seçmediydi. Bu fırsatçılık mı yoksa onun Fransız devriminin ve La Belle France'ın yani Güzel Fransa'nın insanlık için özgürleştirme fırsatları sunduğu konusundaki inancı mıydı? 1789 yazında, bu oldukça önemli bir yaz, yazdığı Nouvelle Corse yani Yeni Korsika başka kısa bir hikayede Fransızlar hala zorba olarak resmediliyorlar. Napolyon Korsika halkına sempati arttırmanın bir yolu olarak şiddeti kullandı. Şiddetin onun hayatına damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda Korsika tarzı intikam gütmenin kültürel bir ifadesiydi. Bu sadece bir klişe değil. Klan ve aileler arasındaki çekişmelerde bıçak teşhir etmek falan yüzünden 19. yüzyıl Korsika'sında bir sürü suç işlenmiştir. Birisi suçla ilgili bir çalışma yapacak olsa bu yüzyılda Fransa'nın bir bölgesi olan Korsika adasını istisnai bir durum olarak çalışmasının dışında tutmak zorundadır. Korsika'da o kadar çok suç işleniyor ki aslında bıçak çekmek, bıçak teşhir etmek geleneği hala devam ediyor. Korsika bağımsızlık hareketi bombalar koymaya devam ediyor. Farklı bağımsızlık hareketleri mevcut. Ve Parisli ve Marsilya avukatlar için inşa edilmiş olan yerleşim bölgesi olan Lotizman'ı bombalıyorlar. Bu tür kızgın tepkiler hala kendini gösteriyor. Başlangıçta Napolyon Paoli ile birlikte alınıyor. Ama sonra Paoli'den kopuyor. Korsikalı bir vatansever olan Paoli bu adanın bir tür George Washington olarak görülüyordu. Napolyon ileride yapmak istediği şeye dair bir vizyon oluşturuyordu. Bu da Korsika'nın Fransız hakimiyetinden kurtulmasını sağlamak. Ne kadar enteresan bir durum. Ona göre babası Carlo Fransız tarafına geçerek Korsika davasına ihanet etmişti. Bir bakıma diyebiliriz ki kendi babasına karşı geliyor. En azından ilk zamanlarda. Ama devrim bir değişim beraberinde getirdi. Bu çok açık. Fransa ve Korsika arasındaki ilişkileri dönüşmeye uğrattı.
1789'da genel meclise seçilen 4 temsilcisi vardı. 1790'da Korsika bir vilayet olarak kabul ediliyor. Korsikalılar Fransa'nın bir parçası olarak Fransa kanunlarına tabi olduklarını tanıyan bir kraliyet fermanı talep ediyorlar. Aynı zamanda Fransa'ya karşı savaşmış olanların ana vatanlarına dönmelerine izin verilmesi gerektiğini ilan ediyorlar. 27 Aralık'ta Korsika kiliselerinde kutlamalar yapılıyor. Napolyon Ajaccio'daki mütevazi baba evine bir file bastırıyor. Yaşasın Ulus, yaşasın Paoli, yaşasın Mirabeau. Bunlar kraliyet buyruğunu desteklemişlerdi. Çok yaşa Ulus, çok yaşa Paoli, çok yaşa Mirabeau. Napolyon her iki tarafa da oynamaya çalışıyor. Bundan sonra biz, yani Korsika ve Fransa, ortak çıkarlara ve ortak kaygılara sahibiz. Deniz artık bizi ayırmıyor. Aslında gerçekten durum hiç de böyle değildi. Bugün bile Korsika'da yiyeceklerin maliyetini düşük tutmak için bir sürü devlet sübvansiyonları olmak zorunda. Çünkü yerel olarak üretilmeyen şeylerin ulaşım maliyetleri çok yüksek. Sadece Korsika'da üretilen keçi peyniri falan gibi şeylere ve kırmızı şaraba dayalı yaşanamaz. Deniz önemli bir konu. Ama devrim Napolyon'u öteden beri rahatsız eden bazı çelişkileri halletmesine yardımcı oldu. Bu noktada kendisi bir Fransız Korsikalı olmuştu. Mektuplarının bazılarını basmaktan vazgeçti ve devrimdeki siyasi mücadelelere girmeye başladı. Aslında şansı yaver gitti. Napolyon'la ilgili enteresan şeylerden bir tanesi şanslı olması. Bir Jacobin olarak giyotine gidebilecekken Korsika'da veya Fransa'nın güneyindeydi. Daima doğru yerde bulunmuş gibi gözüküyor. Bu savaşlar için de doğru. İnanılmaz cesur bir adamdı. Muhafızları geleneksel bir şekilde hep onu bir subay, bir komutan, savaşarak komutan olmuş birisi olarak geriye itmeye çalışıyor. O aslında çok hafif bir şekilde 2 veya 3 kere yaralandı. Yani aslında çok şanslı. Etrafında insanların ve atların gövdeleri yere düşerken onun şansı hep yaver gitmişti. Bu onun başarısını da açıklıyor. Her ne kadar kendisi 1799'un 18 Brumaire'inde açık bir şekilde askeri bir kişilik olarak ortaya çıkıp uygunsuz bir şekilde Termidor sonrası dönemde Lazımlıklar Savaşı diye bilinen Beşler Heyeti'ne sol ve sağ arasındaki kavgalara son verse de devrim asker kesimini olağanüstü önemli konuma getirdi. Artık bir kral yoktu. Lazımlıklar Savaşı ve dönemin adiliği derken Fransa'ya anlamlı bir parlamento deneyimi sunmanın zamanı gelmişti. Bu da bazı askerlerin bir düzen dayatması anlamına geliyordu. Üçüncü sınıftan sağ çıkmayı başarmış, aynı zamanda devrimin bütün iniş çıkışlarını yaşamış olan Abessayes general aramaya başladığında diğer bir asker ona senin adamın var, Napolyon var diyor. Anlayacağınız Napolyon yine doğru yerde. Diğer adamın yapacağından daha iyi bir askeri darbe yapacak. Böylece Napolyon o konuda da şanslı bir adam olduğunu gösteriyor. 1793'te Paoli'nin yandaşları daha önce bahsettiğimiz federalci isyanlar sırasında kurultayla ilişkilerini kesiyorlar. Girondinlerin kurultaydan kovulmaları sırasında Lyon, Marsilya, Bordeaux, Toulon ve başka yerlerde isyanlar çıkıyor. Paoli ile fikir ayrılığı olanlar Napolyon dahil Jacobin harekete katılıyorlar. Ajaccio'daki Korsika Meclisi, bu arada A-J-A-C-C-I-O diye yazılıyor. İsimlerindeki U harfini çıkarın. İstibdat çamurunda doğmuş olan Bonapartları kınıyor. Bu olay kitapta var. Böylece Napolyon, Valence'deki ve Brienne falan gibi yerlerdeki özel çalışma odalarında bağlılık yemini ettiği bağımsızlık hareketine sırtını dönüyor. Şimdi pek çok Korsikalı'yı Fransa'ya düşman etmek suçladığı Paoli'den nefret ediyor. Bu fırsatçılık mı? Sadece en kestirme yolunu seçti. Fransız olmak ulusal kimliğini benimsemişti ve düşünceleri çok ciddiye alıyordu. Filozofların sonunda galip geldiklerini ve Napolyon'un devrimi Fransa için bir özgürleşme deneyimi olarak gördüğünü iddia etmek mümkün. Ben buna inanıyorum. Devrim aynı zamanda devleti tahayyül etmenin yeni bir yolunu oluşturmaktı. Tabii ki o bunu kendi ülkesinde siyasi bir baskı unsuruna başka yerlerin tamamını da megalomanyak bir şekilde istilasına dönüştürdü. Bir keresinde birisinin bütün aşıklarının kafataslarından altın içtiğini söylediği
Josephine ile evlendiğinde evlilik belgesinde isminin Fransızca yazımının doğru olduğunu, Korsikalı ismindeki U'nun isminden çıkarıldığına emin olmak istedi. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde olan St. Helena Adası'nda düşünmek için çok zaman olmuştu. Daha fazla şampanyalıyım demişti. Burası Brian kasabasının bulunduğu yerde. Onun askeri okulu Reims, Epernay Champagne ve bütün güzel şeyler buradaydı. Korsikalı'dan daha ziyade şampanyalıyım çünkü 9 yaşından bu yana Brian'de büyüdüm. Eğer etrafımı Korsikalılarla doldursaydım, Fransızları hüsrana uğratmış olurdum. Bilakis tam olarak bir Fransız olmak istedim. Bütün el ilanlarında bana yöneltilen hakaretler arasından en fazla alındığım Korsikalı olmamla ilgili olandı. Napolyon müzmin bir yalancıydı. Özellikle de kendisinden sonrasını şekillendirirken halihazırda hasta olduğu çok açık. Adadayken özgürlük, kardeşlik ve eşitlik ilkelerine sonsuz bağlılığına dair yazdıklarının çoğu onunla ilgili 1980'lere kadar yazılacak olan 200 bin kitap ve makalenin planlama çalışması sayılır. Bu geçmişin tam bir yeniden icadından başka bir şey değil. Çünkü yazdıklarında kendisini bir Korsikalı olarak gördüğünü ifade ediyor. Bu çok çok açık ama devrimin Fransızlığı içindeki bu duyguya ağır basıyor. Nihayetinde bir Fransız olarak kalıyor. Kuvvetli aksana sahip. Onun durumunda Korsikalı aksanı. Pek çok insan gibi. Onunla ilgili Korsikalı olan başka bazı şeyler daha var. Yine bu klişenin parçası. Başka ülkelerde olduğu gibi Fransa'da farklı bölgelerle ilgili klişeler var. Mesela Fransa'da insanlar Fransa'nın içlerinden, Auvergne'den olanların cimri olduklarını Fransızca Redan diye düşünür. Veya Marsilya'daki insanların abartmayı sevdiklerini düşünür. Birisi 500 kiloluk bir tatlı su levreyi yakaladım gibi bir laf ederse veya Marsilya 100 yılın golünü attığı derse Fransa'da ona Marsilya'dan mısın değil mi diye sorarlar. Marsilya'dan gelen insanların abartmak gibi eğilimleri var. Böyle bölgesel klişeler her ülke için geçerlidir. Klişelerden bir tanesi, ki bunda bir parça doğruluk payı var, aileye olan bağlılık konusundadır. Birçok insan ailelerine bağlıdır ama Napolyon bu klan kimliği meselesini bir parça fazla ciddiye alıyordu. Tabii ki ne yapıyor? Bütün kardeşlerini ortalıktaki bütün iyi pozisyonlara yerleştiriyor. Böyle bir aile bağından bahsediyorum. Bu duruma bakarak meselenin sadece Korsika'dan gelen insanların aynı şeyleri yaptığı meselesi olduğunu düşünmeyin. Bir de hesaplaşma meselesi var. Birazdan bununla ilgili konuşacağız. Ne kadar inandırıcı bilmiyorum ama bu dönemde genel harbin köklerini görebiliriz. Ben bu konuda biraz şüpheciyim. Yine de insanlar Napolyon'a ve Fransa ordusuna düşman kesildiklerinde onun tepkisi onlara bunu ödeteceğiz, onları ele geçireceğiz olmuştur. Gözdağı vererek değil, infaz ederek, Filistin'de bununla ilgili ayrıntıları sonra geleceğiz. İtalya'nın güneyinde, Tirol'de, Avusturya'nın dağlarında köyleri yakarak. İntikamın Korsika mı yoksa Champagne, Lyon, Breton, Kuzey Alman veya Polonya özgün bir şey olduğunu söylemek çok zor. Napolyon üzerine kafa yoranlar çoğunlukla onun Korsikalı yanına dair neler kaldığını tespit etmeye çalışıyorlar. Bütün bunları söyledikten sonra şimdi ne yapacağız? Şimdi dostum David Bell'in genel harbin kökenlerinin bu dönemde olduğuna dair ileri sürdüğü iddianın doğru olup olmadığı sorusuna dönebiliriz. Biraz şüpheli baktığım şey, eğer bunu 30 yıl savaşlarıyla karşılaştıracak olursak, daha önce hiç sebepsiz yere sadece seni ortadan kaldırmaya karar vermiş düşmanlarının elinde nasıl can vereceğine dair korkunç resimleri görmüştük. Devrim dönemi ve Napolyon savaşlarının gerçekten ilk genel harp olduğunu söylemek çok zor. Ama sesli düşünecek olursak, benim şu anda yaptığım şey de bu zaten. Genel harbin kökenlerini devlet kaynaklarının olabildiğince savaşa doğru seferber edildiği Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle de sivil ve sivil olmayanlar arasındaki farkın ortadan kalktığı İkinci Dünya Savaşı'nda görüyoruz. Bu bir parça 1914'te oluyor ama çok değil. Bu durum 1895 ve 1915 yıllarında Türklerin Ermenilere karşı gerçekleştirdiği katliamlarda da var. Bu da oluyor. Ama bu bakış açısıyla kilise çanlarının eritilmesinde bütün sanayi alanların savaş üretimine dönüştürülüp topların, tüfeklerin, kılıçların, süngülerin
yapılmasına kadar bütün devlet kaynaklarının savaşa yönlendirildiği devrimci ve özellikle de Napolyon döneminde mümkün. Burada dikkate alınması gerekli bir nokta var. Bu tartışmanın iki yönü var. Birincisi kaynakların seferber edilmesi konusu. Leve en masse, yani zorunlu askerlik. Bütün erkek vatandaşların askere gittiği toplu askere alınma var. Bu Fransa devrimiyle başlıyor. Valmy Fransa'nın doğusunda Champagne'e yakın Chalon'daki rüzgar değirmeninin yakınında bir çarpışmaya sahne oluyor. Saint-Claude savaşa gidiyor. Bunlar coşkuyla vatansever şarkılar söyleyip düşmanla savaşmaya giden zorunlu askerlik sistemiyle asker alınmış sıradan insanlar. Ama genel harbin diğer yönü tabii ki sivil halka ne olduğu sorusu. Napolyon bir keresinde çok nadir olarak yaptığı öz değerlendirmelerin birinde onun yüzünden milyonlarca insanın ölmesinin umurunda olmadığını söylemişti. Büyük başarısızlığının sebeplerinden birisi bu. İnsanların büyük bir zayıflığa sahip olduğu ve bundan dolayı acı çektikleri inanıyor olması. Yaptığı şey ne olursa olsun yaptığının doğru olduğu hissini ona veriyordu. Yaptığı savaşlardan birinden sonra sanırım Arcole'den sonra 1796 civarında böyle bir halüsinasyona kapılıyor. Kendisi göğe çıkmış ve sanki bir uçaktaymış gibi yukarıdan tüm dünyaya bakarken görüyor. Bütün dünya onun altında. Bu noktada bir insan olarak artık ne dilerse bir tek o dilediği için gerçekleşeceği gibi bir hisse kapılıyor. Bu tür bir genel harp kavramının diğer yarısı bu. Elbette askere alınmak için uygun olan her Fransız erkeğinin devrim ve Napolyon savaşları sırasında ölmesine yol açacak bir şey yapmadı. İradesine karşı gelen insanlardan bu tür acımasızca bir intikam almak, Korsika tarzı bir intikam almanın ötesinden bir şey, bazı açılardan 20. yüzyılda olacakları öngörüyordu. Buna ne kadar inandığıma emin değilim. Bir yanda 18. yüzyılın gerçek anlamda profesyonel ordusunun sona ermesiyle birlikte askerler ve siviller arasındaki fark ortadan kalkıyor. 18. yüzyılda bu profesyonel orduların savaşlarında da bir sürü insanın öldüğü muhtemeldir. Kurbanlar sadece askerler değil. Fransız birlikleri tarafından gerçekleştirilen en berbat katliamlar çılgınlık sayılacak Mısır, Orta Doğu macerası sırasında gerçekleşti. Bu maceraya bilim adamları cephane ve bol miktarda yiyecekle tıka basa doldurmuş bir gemiyle çıkıyorlar. Mısır'a gidiyorlar. Hindistan'ın fethini düşünün. Hindistan'ın ne kadar uzak olduğuna dair bir fikri vardı. Tabii ki insanlar buna karşı koyduklarında Filistin'de olduğu gibi onları katlediyor. Köyleri yerle bir ediyorlar. Bu da onların sonu oluyor. Daha önce dediğim gibi önceki örnekler İtalya'nın güneyinde Kalabria'da gerçekleşiyor. Burada sürekli isyanlar, Fransız idaresine karşı direnişler derken neden olmasın insanları katletmeye başlıyorlar. Tabii ki bir de meşhur İspanya örneği var. Goya'nın muhteşem tablolarında Fransız birliklerinin Yarımada Savaşı'nda karşı koyan İspanyol köylüleri nasıl vurdukları ölümsüzleştirilmiş. Bunlar o zaman olmasa da bugünün modern tanımıyla toplu katliam olarak sınıflandırılabilir. Bu mümkündür ve genel harbin bu deneyimin parçası olduğunu düşünmek çok da inanılması zor bir şey değil. 1792'den 1815'e kadar Avrupa'nın büyük bir kısmında sıradan insanların deneyimi savaştan ibaretti. Bu da var. Bütün bu olanlara Napolyon'un tepkisi "Je m'en fous", yani umurumda değil olmuştur. Gerçekten umurunda değildi. Her büyük hezimetten sonra bir sonraki adım gelecek savaşın planını yapmaktı. En meşhur örnek tabii ki yüzlerce binlerce insanın Ruslar tarafından esir edilmesi veya Rusya'nın soğuk kışında donarak ölmesidir. Napolyon beraberinde sağ kalmış ayak takımıyla birlikte Fransa'ya geri döndüğünde Fransa bir ifade olan askeri bülten gibi yalan söylemek ifadesinin nereden çıktığı anlaşılıyor. Kilise görevlilerinin okumak zorunda oldukları ve papazların ayinlerde duyurmak zorunda oldukları askeri bülten, imparatorun sağlığının hiç bundan daha iyi olmadığını yazmaktaydı. Tabii ki bu yeterince gerçeği yansıtır. Hemen bir sonraki savaşı planlamaya başlıyorlar. Kazaklar Montmartre'a yerleşip 1814 yılında Paris'te ilk Rus restoranı açtıklarında Napolyon İtalyan kıyılarından çok uzakta olmayan
Elbe Adası'na gitmek üzere bavullarını toplamıştı. 100 günlük kaçışını yapıyor ve Fransa'nın güneyinde Fréjus'a ayak basıyor. Çok iyi bilindiği üzere onu tutuklamak için gönderilmiş olan Mareşal Ney vardığında kendisini onun kollarına atıyor. Napolyon bir sonraki savaşın planını hemen yapmaya başlıyor. Bu da Avrupa'nın kalan bölgeleri için mutlu bir şekilde Waterloo'da sona eriyor. Burada Napolyon her zamanki gibi komutanlarına yeterince yetki vermiyor ve Mareşal Braci onu kurtarmaya gelmiyor. Kuşatılıp uzağa gönderiliyor. Bir sonraki Avrupa Savaşı'nı planlamak biraz güç oluyor çünkü en yakın liman binlerce mil uzakta, Peru'da falan bir yerlerde. Bugün anlattıklarımın bu kısmını bir parça retorik bir şekilde anlattım. Bir soru soruyorum çünkü bunun için güzel bir cevabım yok. Tarihin tren rayları gibi gittiğine ve modern zamanların ne zaman başladığını görmek için bütün yapmanız gerekenin bir tarih kronisine bakmak olduğuna inanmıyorum. Ama 20. yüzyılın korkunç olaylarına ve sivillerin boğazlandığı 1895'teki Ermeni katliamına veya 1871 Paris Komünü'nden sonra yaşanan benzer olaylara baktığınızda bütün bunları görmek çok güç değil. Henüz daha Yahudi soykırımından bahsetmiyoruz. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili konuşmuyoruz. Ama bunların nüvelerinin bir kısmı hali hazırda mevcuttu. Bir başka nokta da şu. Bunu söylerken Fransız askerlerini savunduğumu sanmayın. Benim gibi birisi için Fransa'yı ve Fransa olan şeyleri savunmuyor olmak çok olağan değil. Ama yine de genel harbin Napolyon'dan önce geldiğini söyleyebilmemizi sağlayan olaylardan bir tanesi hiç şüphesiz Vendée. Bununla ilgili geçen gün konuşmuştuk. Bu batıdaki iç savaş, bu olay sırasında yerle bir edilen köyler, insanların duvara dayatılıp kurşuna dizilmeleri, papazların öldürülüp rahibelerin suda boğulmasına kadar pek çok toplumsal olmayan toplum karşıtı hareketi görmek mümkün. Bu iç çatışmalarla ilgili noktalardan bir tanesi, bu İspanya için geçerli, o da gerilla savaşındaki askerlerin gözünden bakıldığında herkes potansiyel bir saldırgan olarak gözüküyor. Bunu söylerken Fransız birliklerinin Vendée'de yaptıklarını maruz görmek falan gibi niyetim yok. Sadece bu olayın büyük bir siyasi mesele haline geldiğini vurgulamak istiyorum. Fransız Devrimi'nin 200. yıl dönümü olan 1989'da insanlar bunu yaptılar ve bu olayın ilk soykırım olduğunu söylediler. Bunu aşırı sağ söylüyordu, geleneksel aşırı sağ. Fransız olarak görmediklerini neredeyse herkesi katletmekten memnuniyet duyacak Le Pen ve diğer bazı insanlar değil. Tek kelimeyle anlamsız bir şey. Allah'tan durum böyle değil. Bununla ilgili düşünürken ele alınması gerektiği başka bağlamlar var. Bu enteresan bir konu ve tartışmaya gerçekten değer. Bu okumayı yaparken umarım yaparsınız. Bunun hakkında düşünmek fena bir fikir değil. Birkaç noktaya değinmeme izin verin. 10 dakikamız kaldı. Bu sadece okuduklarınızı biraz pekiştirmek için. Fransa'da bir kamu dairesinde mesela ehliyet belgesi için veya Fransız kimlik kartı veya benzer bir şey için saraya girip beklemek zorunda kalan her kim olursa olsun Napolyon'un lanet okumadan edemez. Çünkü mutlakiyetçiliğin getirdiği ve cumhuriyeti müdafasında kamu güvenliği komitesi gibi organlar tarafından çok önemli bir rol atfedilen bu tarz aşırı merkeziyetçiliği muhafaza etmek Napolyon'un eseri olarak görülüyor. Napolyon bunu bir devleti örgütlemek ve rasyonel ve aydınlanmış yöntem olarak görüyordu. Burada konu kesinlikle Napolyon'un tacı Papa'nın elinden kapıp kendi kafasına takmış olması veya Papa'nın kendiyle takmış olması değil. Napolyon kafasına koyduğunu yapacaktı. Ama bir de ne yapıyor? Vilayetleri muhafaza ediyor. Bunlar 1790'da oluşturulmuştu. 1800 yılında her vilayete bir vali atıyorlar. Bu adam bir müdür gibi ama daha fazla merkeziyetçi. Yukarıdan aşağıya merkezi örgütlenmeyi olduğu gibi tutuyorlar. Birisi bir defasında Gaulle'ün 3 kısma bölündüğünü söylemiş. Napolyon döneminde veya sonrasında Fransa'yı düşünecek olursanız aynı şeyi göreceksiniz. Fransa İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Savaş Bakanlığı olarak 3'e bölmüştü. Napolyon kültünü yaratma sürecini örgütleyen ve yöneten Napolyon, gazeteleri insafsızca sansürleyip kapanmaya zorlamış ve devam etmelerini engellemek için her türlü mali güçlü yaratmıştır. Bu amaç doğrultusunda ünlü veya ünsüz sanatçılar vasıtasıyla sanatı da kullanmayı ihmal etmemiştir. Bütün bu yapılanlarla Fransa'da ve Fransız askerlerinin bulunduğu ve hürriyet, kardeşlik ve eşitlik retorinin hakim olduğu yerlerde
merkezleşme sağlanıp sürdürülüyor. Napolyon yasasının en büyük başarısı olduğunu düşünmekten keyif alıyordu. Modern Justinian olmak istiyordu. Aslında avukatların, yargıçların ve hukukçuların yedikleri birçok dayağı görmezlikten geliyordu. Bugünkü bakış açımızla geriye dönüp bakmak çok yaygın. Kadın haklarından ziyade sığır satışı ile ilgili makalelerin kat ve kat fazla olması çok ilginç bir durum. Bu çok şaşırtıcı değil. Çünkü 20. yüzyıldaki Mussolini ve Hitler gibi en berbatları dahil pek çok diktatör gibi Napolyon da kadınları bebek üreten makinelerden başka bir şey olarak görmüyordu. Bunu söyledi. Bunu aynen bu şekilde ifade etti. Ama bu büyük bir ama Napolyon yasası hala mevcudiyetini koruyor ve birçok açıdan bugünkü Fransız hukuk sisteminin temelini oluşturuyor. Bu aydınlanma hareketinin doğru yönde gittiğini gösteriyor. Onun izleri görülüyor. Diğer katkı yapan etkenler arasında bununla ilgili olarak konuşmak için fazla vaktimiz kalmadı. Milliyetçilik var. Bu milliyetçilikte bir insanın değeri asil kandan ziyade devlete verdiği hizmetten kaynaklanıyor. Napolyon devlete verdiği hizmete dayalı yeni bir soylu sınıf yaratıyor. Mareşal falan olan bir sürü insan bütün o gülünç savaşlardan sağ çıkacak kadar şanslıysalar askeri tiplerdi. Napolyon yasası ve bu tip bir hizmete dayalı soyluluk önemli şeyler. Anlaşma denilen şey çok önemli bir şey. Katolik kilisesiyle barış yapıyor. Meşru ve gayrimeşru papazlar arasındaki potansiyel zıtlaşma olduğu sürece kralı geri getirmek isteyen birçok militan Katoliğin var olmaya devam edeceğini farkına varıyor. Aslında kralın ölü olduğunu ve oğlunun Paris'te bir hapishanede öldüğünü hatırlayın. Ama kralın kardeşi hala dışarıda bir yerlerde. Çok kurnazca bir hareket. Tabii ki kiliseyi kendi propaganda aracı olarak kullanıyor. Kilise Fransız ruhban sınıfının gerçekten sivil anayasa geleneğini devam ettiriyor. Kilise ve Napolyon rejimi arasındaki ilişki. Bu gerçekten çok önemli. Fransa'nın içindeki kargaşayı esasen bir dereceye kadar da olsa bitiren kurnaz bir adım. Germinal, Ventos ve Thermidor'dan oluşan eski devrim takvimini ortadan kaldırıyor. Yerine esas takvim geliyor. 1795 ve 1796'da kırsal Fransa'daki insanlar hala dekadi denen o 10 günlük zaman birimlerini falan bilmiyorlar. Hafta ekseninde düşünüyorlar ve gizlice pazar ayinlerini yapmaya devam ediyorlar. Bizim köyde 1794'te bile durum böyleydi. Ta ki papazları gidene kadar. Anlaşma, kiliselerle yapılan bu barış oldukça önemli bir şey. Bugüne dek ayakta kalan Fransız eğitim sisteminin temeli de bu dönemde atılıyor. Günahıyla, sevabıyla bu sistem bugün de aynı. Ben şahsen Fransız eğitim sistemine çok inanıyorum. Çocuklarım 3-4 yıl Fransız okullarında okudular. Fransız anaokulundan veya 1. 2. sınıfından daha iyi sonuç veren bir sistem düşünemiyorum. Liseye gelindiğinde bu sistem çökmeye başlıyor. Lise, Napolyon döneminin ürünü. Şimdilerde liseler ve üniversite sistemi ciddi bir çöküntü yaşıyor. Sarkozy, Amerikan tipi hiyerarşik kurumlar yaratmak konusunda başarılı olursa, bu Fransız sistemi içinde en aşağıdaki değil özellikle mütevazi konumdaki üniversitelerin aleyhinde bir gelişme olacak. Bununla birlikte Napolyon doğru olup olmadığını bilmiyorum ama bir keresinde saatine bakıp kimin hangi saatte ne çalıştığını görebileceğini söylemiş. Fransız sisteminde bir sürü sorun var ama Fransa'nın akademilere bölünmesi, bunun daha önce konuştuğumuz akademilerle hiçbir alakası yok. Bütün eğitim sisteminin coğrafi olarak düzenlenmesi, üniversiteden aşağı doğru anaokuluna hatta kreşlere kadar bölge bazında örgütlenmesi uzun zaman aldı. Bu gerçekten çok önemli bir başarı. Akademi denildiğinde bu mesela Limoges Akademisi, Grenoble Akademisi, Marsilya Akademisi veya Strasbourg Akademisi olabilir. Bölgesine göre 2, 3 veya 4 bölümü kapsayabilir. Bir öğretmeni işten atmak imkansız bir şey. Neyse başka bir konu. Bu kadar içine girmeye gerek yok ama bir köyde öğretmenin görevine son verilecekse bu durum bütün akademinin başında olan kişinin önüne gelir. Bu kişiye erkekse rektör, kadınsa rektris deniliyor. Öğretmen için madame le rektris veya monsieur le rektör. Neredeyse imkansız. Bununla ilgili sorunlar var. Ama yine de bunu söylemek çok Fransa hayranı gibi olacak ama
Her seviyedeki sınavda Fransız çocuklarının veya Finli çocukların veya birçok Avrupa ülkesindeki çocukların Amerika'dakilerden daha iyi performans göstermelerinin buralarda merkezi bir eğitim sisteminin olmasıyla alakası var. Bu sistem Fransa'daki zengin bölgelerin tüm avantajları kullanıp farklı muamele görmelerini, diğer yandan nispeten sınırlı mali kaynaklara sahip bölgelerinde dezavantaj duruma düşmelerine izin veriyor. Fransa Grand Ecole denen eski güçlü seçkin üniversitede de sahip. Sizin şu anda bulunduğunuza eş değer sayılacak okullar var ama yine de Napolyon uzun ömürlü ve Fransa'nın eğitim sisteminin zaman içinde çok ama çok anlamlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir sistem yaratıyor. Yani bu adam bir megalomanyak, bir sürü insanın ölümüne sebep oldu. Buna hiç şüphe yok. Ama Fransız devrimiyle başlayıp Napolyon dönemiyle devam eden bu dalga her yerde uzun ömürlü etkiler yarattı. Mesela İtalya'nın birleşmesini ele alalım. İtalya 1860'lar ve 1870'lerin başlarında birleşmiş olacak. Metternich bunun sadece coğrafi bir ifade olduğunu söylemişti. Bir dereceye kadar haklı olabilir. Birleşme İtalya'nın en zengin bölgesi olan Piedmont Sardinyası ile başlıyor. Burası kuzeyde. Bu bölge bahsettiğimiz Fransız bürokrasisinin İtalya'nın diğer bölgelerinden daha yüksek refah düzeyine sahip olmasını sağlayan merkezleşmiş bir idari yapının faydalarını gördüğünü söylemek mümkün. Merkezleşme katkı yapıyor. Başka bazı avantajlara da sahipler. Yani Napolyon dalgası bir fark yarattı. Paris'e gittiğinizde veya Louvre'a gittiğinizde oradaki hazinenin çoğunun İtalya'dan yağmalanıp getirildiğini düşünmeden edemiyorsunuz. Bu hazineler Göring ve Goebbels gibilerinin 2. Dünya Savaşı sırasında yağmaladıkları sanat hazinelerini trenlere yüklemeleri gibi değil de dikkatle paketlenip askeri arabalara konularak Paris'e getirilmişler. Napolyon'la ilgili ve bütün bu konularla ilgili tartışabiliriz. Benim görüşüm oldukça net. Kabul etmeliyiz ki roman gibi bir hayatın, yeteneğe dayalı başarılı bir kariyerin ve diğer şeylerin yanında Napolyon gerçekten büyük bir fark yarattı. Bundan dolayı hakkında bu kadar konuşmamıza değdi. İyi hafta sonları. Bugün seninle üze gidiyorum.